Özel Ordu Medikal Park Hastanesi, herkes için sağlık programını sunar. Herkese iyi akşamlar. Herkes için sağlık programında yeni yayın yılı döneminde yine birlikteyiz efendim. Bu hafta çok değerli bir konuğum var. Aslında konuk mu o yoksa sunucu mu benim? Orası tartışılır ama şöyle fındığı bitirdiyseniz programa başlayalım diyorum. Evet, çok değerli bir konuğum var dedim. Doktor Zeynep Başak Yılmaz hocam. Değerli hocam, pedodonti uzmanı olarak evet. Tanıtıyorum sizi. Doğru. Şimdi böyle biz biliyoruz aslında işin içerisinde olduğumuz için ama böyle seyircilerimize pedodonti uzmanı kimdir? Oradan tabii. Başlamadan önce bir sizi tanıyalım. Tamam. Ondan sonra pedodontiden bahsedelim tamam. İsterseniz. Ben Zeynep Başak Yılmaz. Bu arada fındığı bitirdiniz mü? Bitirdik. Tamam. 1979 Ordu doğumluyum. Ordu Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldum. Sonrasında pedodonti dediğimiz aslında bizim çocuk ağız diş sağlığı uzmanlığı. Burada 5 senelik süren bir pedodonti uzmanlığını bitirdim. Sonrasında da çocuk uzmanı olarak çalışmaya başladım. Yani pedodonti dediğimiz uzmanlık aslında 18 yaşına kadar çocuğa ait diğer bölümlerden farklı yapılabilecek bütün teşhis, tedavi, koruma, bütün tedavileri içeren bir uzmanlık alanı. Evet, yani ikimiz de bir yan dal uzmanıyız. Aynen aslında, öyle, evet. Hocam? Doğru. Şimdi hocam, bu biraz Ordu'dan bahsedelim isterseniz. Hani dedim ya ben işte hangimiz konuk, hangimiz sunucuyuz derken böyle bir hafif bir ironi var işin içerisinde. Ordu nedir, nasıl, öykümüz nasıl gelişti diyeyim, öyle başlayalım isterseniz. Ordu'da doğup büyüdüm, sonrasında Ankara'daydım. Ankara'dan sonra Antalya'da uzun bir süre özel bir sektörde çalıştıktan sonra memleketime dönmeye karar dönmeye verdim. Karar. Aynen Ordu'nun öyle. Evet, 25 sene sonra dönmeye karar verdim. Evet. Aynen öyle. Hocam şöyle, aslında alanınız çok değerli. Niye? Evet. Çünkü ben de 3 tane çocuk babasıyım. Bu Ankara'da çalıştım. İşte burada da yine üniversite hastanelerindeki arkadaşlara bu konuyla alakalı birçok kere başvurdum. Sanırım sizdeki en önemli farklardan biri de empati gücünüz çok fazla. Kesinlikle. Değil mi? Çocuk uğraştığınız materyal çok naif bir materyal evet. olduğu için yanlış mı düşünüyorum Yok, acaba? Yok, kesinlikle öyle. Bizde empati yeteneği çok yüksek olduğu için hani 20 yıllık hekimliğinde benim hep şöyle şeyler oldu. Sırf çocuk hekimi olduğum için beni tercih eden yetişkin hastalarım oldu. Çünkü onların ağrı eşiğini ya da ne hissettiğini çok daha iyi anlayabildiğim için. İnsan dediğiniz bilinmeyenden korkar. Çocuk da öyledir. Acı çekmekten korkar. O yüzden biz pedodonti uzmanları yapacağımız işi anlatmakta en başından. Ne hissedeceğini söylemekte çok iyiyizdir. İşte bir baskı hissedeceksin, şunu hissedeceksin. Evet, biraz empati yeteneğiyle ilgili haklısınız. Peki hocam şunu sorayım size. Şimdi aslında konuya girmeden önce bugün çocuklarda ağız ve diş sağlığından bahsedeceğiz ama toplumumuzda küçüklükten itibaren aşılanan bir diş hekimliği korkusu var. Çocukların aslında ön yargılarından biri bu. Mesela büyük kızım benim genel anestezi olmadan maalesef herhangi bir işlem yaptıramıyor. Bu çocukluk çağından daha doğrusu oyun çocukluğu döneminden başladı. Bunun zemininde ne var? Biraz isterseniz bunlardan bahsedelim. Yani şöyle, bunun zemininde aslında bizim toplumumuzun yaptığı bir hata var. Çocuğu diş hekimiyle çok geç tanıştırmak. Yani çocuğun herhangi bir şikayeti olmadan rutin bir kontrole girmiyor. Ve çocuk ağrılı, sıkıntılı bir süreçteyken diş hekimiyle tanışıyor ve sevimsiz bir tedaviyle bu süreç bitirilmeye çalışıyor. Bunun dışında bir de iğne, diş çekimi gibi korkutma yöntemleri var ki onlar çok yanlış. Aslında bir çocuk hiçbir sıkıntısı olmadan diş hekimiyle tanışsa, rutin olarak o diş hekimine güven duysa, zaten sonrasında bir de erken teşhisle, basit bir tedaviyle başlasa bu fobi hiç oluşmayacak. Biz hep rutin kontrolü hep geciktiriyoruz Türk toplumu olarak. Tıpın her alanında olduğu gibi aslında erken teşhis bizde de çok önemli. Bu anlamda da rutin kontrol, daha bebeklikten itibaren çocuğun diş hekimiyle tanışması gerekiyor. Nasıl çocuk hekimiyle o bağı kuruyor, diş hekimiyle de o bağı kurması lazım. Buradaki sıkıntıysa şu, biz ne yazık ki dişi çok önemsemiyoruz. Yani süt dişi nasıl olsa düşecek diyoruz. O yüzden de son raddeye gelene kadar diş hekimine ne yazık ki başvurmuyoruz. Evet. Ve son raddeye geldiğinde çocukta apseler, ağrılar, hekimle tanışıyor. Hekimin yaptığı tabii ki o zamanki tedavi çok sevimli bir tedavi olamıyor.
Buna bağlı olarak da kötü bir deneyim ve o deneyimin sonunda önüne geçemediğimiz bir diş hekimi fobisi oluşuyor. Evet şimdi hocam ben şunu gördüm. Öncelikle çok güzel girizgah yaptınız. Ben biraz böyle sessiz kaldım. Ay, teşekkür açıkçası. Şimdi Ordu'da bir şey görüyorum. Nasıl diyeyim, böyle bir inanılmaz bir eğitim seferberliği olmuş zamanında. Mesela sizin gibi değerli hocalarımız işte buradan gitmişler. Çok güzel Güzide Diş Hekimliği Tıp Fakültelerinde, en azından biz alanımız için söylüyoruz. Hı hı. Bitirmişler, arkasından kalmışlar ve sonra oralara yerleşmişler. Evet. Bir kısmı geri dönmüş sizin gibi, yıllar sonra o dahi görmüş. Bir kısmı da geri dönmemiş. Mesela çok yakınızda, biraz önce de evet, benim de çok sevdiğim, sizin de abiniz olan Bora Hocam'ı burada sitayişle bahsetmek istiyorum kendisinden. Şöyle Türkiye'nin geneline baktığımız zaman çok değerli insanlar var. Yani o kadar değerli insanlar var ki işte Çağatay Hocam bunlardan biri, biliyorsunuz ortopedisttir kendisi ve dünyaya nam salmıştır. İşte işte nefroloğundan tutun endokrinoloğuna kadar benim Ankara'dan bildiğim böyle çok değerli insanlar var. Şimdi ne oluyor da böyle bir orduya dönüş oluyor? Böyle bir çeken bir şey var mı? Tabii toprak çekiyor diyeceğim şimdi. Aynen öyle. Tabii ki ya, insan bir yerde doğduğu, büyüdüğü, kendi çocukluğunun olduğu yerde bu hizmeti vererek aslında bir yer etmek çok, onun için çok gurur verici oluyor. Bu zamanla da artacak. Yani Ordu'da da uzman hekimlerimiz, sizin dediğiniz gibi iyi eğitim alan hekimlerimizin dönüşü daha fazla olacak muhakkak ki. Evet. Ve bu her sadece Ordu'da değil, tüm ilçelerde böyle olacak. Biliyorsunuz aynı dönemlerde, hani bizim zamanımızda sanki büyük şehirde olmazsak istediğimiz tedaviyi sunamayız, istediğimiz hasta portföyünü bulamayız derdik. Hayır, şimdi aydınlanma her yerde. Şimdi herkes diyor ki ben çocuk diş hekimi istiyorum. Hı-hı. Bu zamanla tabii ki önümüzdeki senelerde artacak bir şey. Şimdi bu formatı gereği, programın formatı gereği şu soruyu da soruyorum. Yani mesela işte gastroenteroloji adına diyorum ki ya şunları yapabiliyoruz. İşte bazen diyoruz ki işte Türkiye'de şu hizmetleri %90'ını, %98'ini verebiliyoruz diyoruz. İnsanların buradan büyük şehirlere, Samsun, işte Ankara, İstanbul gibi yerlere sizin alanınızda gitmeye gerek var mı Zeynep Hocam? Yok değil mi? Hiçbir şekilde yok. Evet. Eğer ki sizin hekiminiz bu alandaki yenilikleri, teknolojileri takip ediyorsa, gerekli seminerlere gidiyorsa, eğitimleri alıyorsa, kendini geliştirme gibi bir derdi varsa hiçbir şekilde büyük şehre gitmenize gerek yok. Yani değil mi? Yani her yerde yapılacak. Kesinlikle standart. Öyle. Böyle bazı mesleki açıdan alet edevat çok ihtiyaçtır. Sizde öyle bu çalıştığınız kurumda da bunlar fazlasıyla var. Öyle tabii değil mi hocam? Tabii ki var. Bir de şöyle, bu birazcık hekimin kendini geliştirmesiyle ilgili. Yani ben 2003'te diş hekimliğinden Hacettepe'den mezun oldum. O zaman bize kural diye öğretilen şeylerle şimdikiler arasında bir fark var. Onları takip etmeniz gerekiyor. Onları takip edip kendinizi yenilediğiniz müddetçe, o sizin dediğiniz ekipman da elinizde olduğu müddetçe hiçbir şeyin gerisinde kalmazsınız büyük şehire göre. Evet, Ordululara da artık kesinlikle öyle. Ordu Giresun diyelim daha doğrusu, evet, artık hizmete devam. Şimdi değerli hocam geldik konumuza. Şimdi çocuklarda ağız ve diş sağlığından bahsettik. Evet. Biraz girizgah yaptık ama şimdi birinci soru olarak şöyle sorayım. O biraz önce hani önemsemediğimiz bir süt dişleri var ya, gerçekten önemli midir değil midir diye soracağım ama ben Ankara Dış Kapı Hastanesi'nde abinizle birlikte ihtisas, daha doğrusu uzmanlık yaptığım dönemde bir kök hücre projesi yapmıştım. Evet. O kök hücrede işte karaciğer hastalarına uygulamıştık, daha doğrusu hayvanlara uygulamıştık. Orada bir doktor arkadaşımız çocuğunun çıkmış olan süt dişinden mezenkimal kök hücre üretmişti. Evet. Yani böyle GMP laboratuvarı dediğimiz güzel de bir laboratuvarımız vardı. Ben o gün anladım ki süt dişi o kadar da aslında basit, böyle kesinlikle değil. Ne diyeyim, dikkate alınmayacak bir şey değil. Bu girizgahla başladığımız zaman süt dişleri neden önemlidir? Şimdi önce sizin söylediğiniz konuya söyleyeyim. Şu an süt dişi sizin hani o saklıyoruz ya göbek kordonu vesaire. Onun gibi kök hücre üretilmesi konusunda çok ciddi çalışmalar var. İleride belki de diş çekimlerinden sonra implantlara bile gerek kalmayacak ve biz bir süt dişinden ürettiğimiz kök hücreyle yeni diş sağlayabileceğiz. Ama ben daha basit şimdiki zamana dönersem. Şimdi süt dişleri çocuk 6-8 aylıkken çıkıyor. Yaklaşık 12 yaşına kadar çocuğun ağzında. Bu bir bireyin aslında büyüme gelişiminin en aktif olduğu dönem. Yani
sizin çiğnemeniz iyiyse beslenmeniz iyi olur ve büyüme gelişiminiz iyi olur. Ancak çiğnemede bir sıkıntınız varsa dolayısıyla büyüme gelişmeniz etkilenir. Bunun dışında bu dönem çocuğun nedir? Konuşmayı öğrendiği, fonasyonu oturttuğu dönemdir. Eğer sizin üst ön dişleriniz olamazsa fonasyonu doğru kuramazsınız. Bunun dışında ağız düş diş gelişiminin sağlanması gene süt dişleri için çok önemlidir. Bir de çok az bilinen bir şey var. Süt dişleri alttan gelecek daimi dişler için hani tabiri caizse yer tutar. Yani 12 yaşında gelecekse o diş 12 yaşına kadar üstteki süt dişi onun yerini tutar. Ve biz süt dişini erken kaybettiğimizde çok ciddi çapraşıklıklar görürüz. Türkiye'de ortodontik yani tel tedavisinin %90 sebebi aslında erken çekilen süt dişleridir. Yani bu genetik bir kalıtımsal çenen dar çenen geniş değil süt dişlerine önem verilmemesidir. Durum bu. O yüzden şimdi, önemli. Hani böyle biraz da hani işte ne diyeyim işin magazinsel boyutundan da bahsedeyim. Ben Ankara'da doğdum, büyüdüm. İşte o dönemlerde bizde şöyle bir şey vardı. O süt dişleri ya bu nasıl olsa düşecek. Evet tabii tabii yani ben her gün. Çok önemli değil. Evet. Yani çok da ilgilenmeye gerek yok. İşte kapılara ilk bağlamalar tutun da böyle ne diyeyim o geleneksel yöntemler aslında tabii. Herhangi bir tıbbi altyapısının olmadığı çocuklarda belki de kastrasyon anksiyetesi dediğimiz böyle anksiyete oluşturacak evet. Değil mi? Travmalara sebebiyet verecek şeyler yaşıyorduk. Şimdi bunlara baktığımız zaman külliyen yanlış diyebiliyor muyuz yoksa biz eksikliğimiz herhalde çocukluğun erken safhasından itibaren çocuk hekimine, çocuk diş hekimine gitmemekten kaynaklanıyor. Kesinlikle öyle. Şimdi bir kere bilgi, anne babalarda bilgi eksik. Yani şimdi bizim ön dişlerimiz 6 yaşında düşmeye başlıyor ya. Anne babalar zannediyor ki süt dişleri 6-7 yaşında ağızdan çıkacak. Orta arkada 12 yaşında değişecek bir diş var. Önemsemiyorlar. Daha erken yaşta kaybedeceklerini zannediyorlar. O yüzden bize başvurduklarında aslında çok geç başvuruyorlar. Yani dişi artık kurtaracak bir halimiz kalmıyor. Bu çok önemli. Birazcık burada aslında anne babaların eğitimi, toplumun eğitimi çok önemli. Süt dişlerinin önemini anlatmak için. Evet. Şimdi hocam, şimdi bu süt dişleri çıkıyor. Mesela çıkarken çocuklarımızda da yaşadık, çok gördük. Böyle onların işte böyle bir olduğu dönem, böyle huzursuz olduğu bir dönem var. Çocuk elini ağzına götürüyor, ondan sonra işte ateşi çıkıyor. Ne olduğunu da bilmiyoruz açıkçası. Bu dönemde neler yapması lazım aileler? Şimdi süt dişleri çıkarken öncelikle bir lokal yani bölgesel rahatsızlıklar görüyoruz. Bunlar nedir? Orada diş eti şişiyor, kaşıntı oluyor ve çocuk buna bağlı olarak huzursuz oluyor. Tükürük akışı artıyor. Bu dönemlerde masaj en önemli şey aslında. Çünkü oradaki kan akımını hızlandırdığı için ve kaşıntıyı aldığı için hem çocuğu rahatlatıyor hem de diş sürmesini hızlandırıyor. Bunun yanında kullanabileceğimiz çeşitli diş kaşıyıcılar var. Bunları eczanelerden temin edebilirler. Bunu çocuğun eline verdiklerinde çocuk kendisi zaten rahatsız eden yere götürüyor. Diş kaşıyıcıda dikkat edilmesi gereken şey soğuk olması çok önemli. Evet çocuğu rahatlatır ama asla buzluğa konmamalı. Yani buzluğa konmayacak, buzdolabının normal ortamında ve soğuk olacak. Havuç olmaz mı hocam? Olur olmaz mı? Çok havuç güzel olur. Havuç olur. Ya genelde onlar araba anahtarını bile alıyor da elimizden geldiğince daha steril, daha uygun alalım. Aynen seçelim. Öyle tabii ki havuçu bu konuda çok iyi. Onun dışında çeşitli kremler var. Bu kremleri kullanabiliriz ama bunlar hep hekim kontrolünde olmalı. Bir de bu dönem bazen sistemik etkili belirtiler görebiliyoruz. Mesela ateş çıkması. Burada şey çok önemli. Ateşin çıkma sebebi gerçekten diş sürmesi mi? Yoksa altında haberimiz olmayan farklı bir enfeksiyon var mı? Bu ayrımı yaptıktan sonra gerçekten diş sürmesiyle ilgiliyse o ateş çıkması, ateş düşürücülerle zaten bu dönemi çok tatlı bir şekilde atlatabiliyoruz açıkçası. Şimdi hocam böyle anlatınca Ankara'dayız, tabii Ankara'nın göbeğindeyiz. Biz diyoruz ki çocuğun dişi çıkıyor, ateşi çıkıyor, şey yapıyor falan. Ondan sonra çocuk bir türlü huzursuz şey yapmıyor. Ondan sonra orta kulak iltihabı falan derken bizim çocuk mastoidit oldu. Gazi Üniversitesi'nde KBB'ye yatırdılar. Yatırdıktan sonra hoca dedi ki yıllar sonra ilk defa dedi mastoidit olan bir vaka gördük dedi. Bu da hani hekimlerin yakınına denk geliyor ya. Aynen ayırca tanı kesinlikle öyle. Yani şimdi böyle baktığımız zaman aslında bu kadar da basit değil değil mi? Çok şeyle karışabilecek kesinlikle kadar ya, sıkıntılı bir süreç. Orada ayır yani bu tarz bir şeyde kesinlikle bir çocuk hekimine başvurup bu dediğimiz ateş bir kere diş çıkmasıyla ilgili ateş 38'i geçmez. Yani ateş çıkma sebebinin kesinlikle diş çıkmasıyla ilgili olup olmadığına bakmak gerekiyor.
Şimdi hocam şöyle bir not almışım. Süt dişlerinin zamanında çıkması önemli mi diye. Evet. Yani şimdi mesela bazı çocuklarda gecikliği oluyor mu veya erkenden çık. Mesela bir bebek dişiyle doğabiliyor mu? Bunlardan da bahsedebilir miyiz biraz? Yani şimdi şöyle normalde biz diyoruz ki 6-8 aylıkken çıkmaya başlar. 2-2,5 yaşında tamamlanır. Oysa ki her çocuğun dişlenmesi biraz kendine göre. 1-2 aylık farklar çok sıkıntı değil. Ama bazen çok ekstra durumlar görüyoruz. Mesela çocuk dişli doğuyor ya da ilk 2 ay içinde dişi çıkmış oluyor. O zaman şunu bilmeliyiz. O diş ekstra diş. Normal bir süt dişi değil. Genelde bu dişler köksüz oluyor. Ve bizim için şöyle bir risk oluşturuyor. Bir, anneyi emerken annenin memesini zedelemesi, iki kökü olmadığı için emme ya da uyku sırasında aspirasyon yutması ya da akciğerine kaçırması, yani aspire etmesi. O yüzden ilk 1-2 ay içinde dişi varsa doğumdan itibaren muhakkak o dişin çekilmesi gerekiyor. Bunun dışında normal bir erken sürme diyelim, 4 aylıkken sürdü. Yapacak bir şey yok normal bir dişse. Sadece biraz anne için daha zor bir süreç oluyor. Geç çıktığında da sıkıntımız şu. Tam ek besine başladığımız, katıya gıdaya başladığımız dönemde çocuk biraz daha zorlanabiliyor. Ama bazen bu gecikme çok aşırı olabilir. Şimdi bu aşırı olduğunda altta yatan genetik bir hastalık mı var? Altta yatan sistemik bir hastalık mı var? Onlara bakmak Reşitizm lazım. Reşitizm gibi değil mi? Artık unuttuk. Kesinlikle. Ama değil mi hocam? Hatta bir sürü aynen öyle genetik sendrom belirtisi bile olabilir. Diş gecikmesi yani mesela Down sendromu gibi. Yani tabii ki o zamana kadar teşhis konmuştur ama teşhisi konamayacak bir sürü genetik hastalıkla da ilişkili olabilir. Yani bir çocuğunuzun bir yaşına kadar herhangi bir diş çıkmadıysa onun altında yavaş yavaş bir şey aramak gerekir. Evet. Şimdi bir de şey var değil mi hocam? Bu gibi durumlarda sanki böyle çok mistik bir hava katar gibi. Ya bu çocuk sanki böyle işte dişli doğdu da şöyle böyle. Bunlara gerek yok. Yani bunlar anomali diyelim biz bunlara. Aynen öyle, kesinlikle öyle. Yani çok şey yapmayalım. Evet şimdi hocam geldik önemli bir konuya. Çok ilginçtir. Mesela bilmiyorum bu çocukların karakterine göre değişir mi? Benim 6 yaşında bir oğlum var. Mesela dişini fırçalamadan yatmıyor. Süt diş yatak. Ama mesela diş fırçalama alışkanlığında biz zaten standart yaptığımızı yapıyorduk her çocukta ama bu çocuk mesela bu konuda çok hassas. Burada kaç yaşında başlamalı, ön ayak olmak için neler yapmak lazım? Ya da bazı çocuklar hakikaten bu konuda hassas mı oluyorlar? Nasıl oluyor hocam? Şimdi bazı çocuklar kesinlikle hassas oluyor. Onun dışında şöyle söyleyeyim. Diş çürüğü enfeksiyöz, bulaşıcı bir hastalık. Yani bir mikroorganizma yapıyor, adı sanı belli. Dişten dişe, kişiden kişiye bulaşıyor. Çocuk doğduğunda bu mikroorganizmanın yerleşip çoğalabilmesi için sert bir yüzey istiyor. Ve çocuk doğduğunda ağzında bu mikroorganizma istese de yerleşemiyor. Ama ne zaman ki ilk dişi çıkıyor, sert bir yüzey var, artık bu mikroorganizma dişe yerleşebiliyor. Ve bu çürük yapan mikroorganizmayı bebekler ilk anneden alıyor. Annede bir sıkıntı yoksa, yani annede öyle bir kötü oral flora yoksa, bakıcı da yoksa, işte ailenin diğer fertleri, hepsini açtık kreş. Bir yerde bu mikroorganizmayla karşılaşabiliyoruz. Burada o yüzden biz hep deriz ki ilk diş ilk fırça. Çünkü ilk diş çıkar çıkmaz aslında biz çürük riski altına giriyoruz. Burada fırça seçimi için de şöyle söyleyebilirim. Bir tane diş çıktı. Tabii ki normal fırça kullanamazsınız. Burada temiz bir gazlı bezle temizlenebilir. Ya da şu an artık piyasada böyle parmağa geçen fırçalar var. Onlarla bir temizlik yapılabilir. O parmağa geçen fırçaların bir güzelliği de diş çıkan yerlere çok güzel masaj yapıyor. Bu şekilde annenin muhakkak günde iki kere temizlemesi gerekiyor. Yani çocuğun artık şeyi ilk dişin çıktığı çocuğun da kendi 6-8 aylık bir diş çıktı hemen. Evet. Şimdi hocam peki yani mesela şöyle bir baktığımız zaman bu diş normalde mikroorganizmalara karşı dirençli bir yapı değil mi? Böyle bir tasavvur ediyorum. Acaba ya biz orada neyi kaçırıyoruz da mikroorganizma yerleşmeye başlıyor? Yani şimdi şöyle mine aslına baktığınızda vücudun en sert kemikten bile sert organı. Ama o mikroorganizma sizin oral floranıza yerleştiyse mesela yanlış bir inanış var. Anne sütü çüreğe korur. Yok, korumaz. Bu mikroorganizma anne sütündeki karbonhidratı bile kullanabiliyor. Yani ne yapıyor? Bu karbonhidratı kullanarak asit üretiyor. Bu da çüreğe neden oluyor. Yani sizin oral hijyeniniz yoksa diş ne kadar kuvvetli olursa olsun çürük kaçınılmaz. Çünkü Türkiye toplumunda çürük yaygın bir hastalık. Bunu grip gibi düşünün. Dişten dişe, kişiden kişiye bulaşıyor. Yani toplumda bir sıkıntımız var değil mi diş konusunda? 6 yaşında şu an 6 yaşta %90 çürüklüyüz evet.
Peki batıda veya gelişmiş toplumlarda bu kadar değil mi değil. Hocam? Bunun çeşitli önlemlerini almışlar, flor gibi. Onları da zaten ilerleyen sorularda konuşacağız. Şimdi hocam şöyle hani böyle bir storylere bakıyorsunuz veya bir işte reels videolarına falan bakıyorsunuz. Ben şöyle bir şey görmüştüm, bilmiyorum. Şimdi çağrışımlarım da biraz arttığı için bu program sayesinde. Birçok objeyi böyle bir pres gibi bir şeyin altına koyuyorlar. İşte demir bilyeyi koyuyorlar, ondan sonra taşı koyuyorlar. Evet. Benim gördüğüm orada en dirençli malzeme diş. Evet. Yani bu kadar sert bir şey mi hocam? Evet. Nasıl bozuluyor? Peki biz yani bu kadar değerli bir şeyi mesela çocukluk çağında ben hatırlıyorum. Siz de çok iyi hatırlarsınız. İşte bize diş fırçaları, diş macunları dağıtılırdı. Evet. İşte ne bileyim fındık dağıtılırdı. O dönemlerde biz sanki böyle bunlarla bir haşır neşir olmaya başlamıştık. Florürlü diş macunları falan. Ama bir yerde kaçırdık herhalde. %90 beslenme. Çok büyük. Beslenme. Evet. Yani şöyle oral hijyen yetersizliği. Kişi başına düşen fırça ve macun kullanımı zaten ülkemizde düşük. Hı hı. Fakat beslenme kötüye gitti. Hı hı. Yani benim arkadaşlarım Ankara Üniversitesi'nden Afrika'ya gittiler bir çalışma yapmak için. Hiçbir çocukta çürük yok. Çünkü ortamda karbonhidrat yok. Ama ne var? Diş eti hastalığı var. Farklı bir bakteri, farklı bir hastalık. Bizde besinlerimize karbonhidratı çok fazla soktuğumuz için bizde çürük çok aktif. Hı hı. Orada da değil mi vitamin eksikliğine mesela sigorbit hastalığına bağlı diş eti hastalıkları falan geliyor. Fırçalama yok. Plak birikimi var ama ortada çürüğü yapan bakteri yok. Diş eti hastalığını yapan bakteri yok. Hı-hı. Var. Çünkü karbonhidrat bulamadığı için çürüğü yapan bakteri giremiyor floraya. Hı-hı. Ama diş eti hastalığı yapan baskın olabiliyor. Şimdi Ankara Üniversitesi'nde ihtisas yaparken şöyle bir şey işte bir hocamızdan bir seminer dinlemiştim. Çok da ilgincime gitmişti. İşte bir yerliler var. Bu yerliler besleniyorlar. Beslenirken de işte avcı toplumu. Evet. Bu insanlar aldığı kaloriyi ava giderken harcıyorlar. Ve bu insanların öldüklerinde koroner arterlerine bakıyorlar. Hiçbirinde bir kireçlenme, bir şey yok. Aynen. Aynı onun gibi değil mi hocam? Aynen ya öyle. Bu insanlar zaten çürük beslenemediği için bu haldeler. Evet, kesinlikle. Karbonhidrat yok çünkü hayatlarında. Hmm. Bizim hayatımız işe karbonhidratla dolu. Ne yazık ki. Sonuç itibariyle evet. Böyle sıkıntılar oldu. Şimdi hocam aslında diş fırçalamaya kaç yaşında başlanmalı dedik ama biraz siz bahsettiniz. İlk diş ilk fırça. Evet ilk diş ilk fırça dediniz. Ondan sonra çocuğun böyle öz bakımını yapmaya başladığı andan itibaren nasıl bir eğitim vermek lazım? Yani anneler neler yani yapmalı? Yani şöyle düşünüyorum ben. Bir kere 9-10 yaşına kadar hiçbir çocuğun motor fonksiyonları yeteri kadar gelişemiyor. Yani nasıl çocuk tek başına banyo yapıp gelemiyor yanına, salona, sizin yanınıza oturamıyor. Aynı şekilde dişinde tek başına fırçalayamaz. Burada anne babanın örnek olması çok önemli. Yani ben hep onu bir fırçalama saati gibi düşünürüm. Hı hı. Anne baba diyecek ki hadi diş fırçalama saatimiz. Örnek olmak çok önemli. Çocuk alışkanlık edinmek için tabii ki dişini kendi fırçalayacak. Ancak bizim istediğimiz etkin fırçalamayı yapması gereken kişi anne baba. Ve bu 9-10 yaşına kadar devam etmeli. Çünkü çocuk istese de nasıl siz 20 yaş dişlerinizi kolay fırçalayamıyorsunuz? En arkaya götüremez. Etkin fırçalamayı yapamaz. Peki bu mesela fırça esnasında veya bu temizlik esnasında diyelim ne tür bir fırça, ne tür bir macun kullanalım? Hı hı. İşte piyasada bir sürü örnek evet. var. Hele de son dönemde internet bazlı satışlar arttığı için belirli başlı firmalardan da işte bizim mesleğimizde de öyle oluyor. İşte şu katkılı oluyor, şu hı hı diyor. Hı hı. Böyle hocam o kadar çok örnek var ki evet. ve fahiş paralar veriyor insanlar. Evet. Bu programın aynı zamanda bir toplum sağlığı programı olarak düşündüğümüz tabii. zaman vatandaşlarımız özellikle çocukluk çağında böyle katkı maddesi olmayan ne kullanabilirler? Nasıl fırçalar? Yani şöyle bu anlamda ben çok ne macun ne fırça için bir marka ayrımı yapmıyorum. Dediğim gibi öncelikle bebeklikte o parmağa geçen fırçalar ya da bir gazlı bez çok rahat işimizi halleder. Ama diş birazcık sayısı artınca çocuğun yaşına uygun, başlığı küçük, ne yumuşak ne sert, orta sertlikte bir fırça kafi. Macuna gelince o dönem anne babalar da hassas olur pek hani çocukları kimyasal alsın istemezler. Tamamen sindirilebilen anne sütündeki enzimlerin olduğu macunlar var piyasada. Hı hı. Hatta probiyotik, prebiyotik içeren bu macunlar çocuklar için yeterlidir. 3 yaşından sonra ise bizim ülkemizin olmazsa olmazı flordur. Bizim evet çürükten başka bir kurtuluş yolumuz yok. Yine flor içeren macunlar fakat 12 yaşına kadar asla ve asla yetişkin macun önermiyoruz. Çünkü tüm yetişkin macunların içine çay kahve tüketimi düşünülerek bir aşındırıcı konuyor. Çocukta buna gerek yok. Hı hı. Flor miktarı da ona göre
ayarlanıyor. Bu şekilde bir macun öneriyorum. Onun yanında da gene orta sertlikte herhangi bir markanın başlığı çok büyük olmayan ergonomik bir fırçası yeterli. Yeter. Hı-hı. Şimdi bizim oğlan hep şey yapar. Böyle o macunu şey yaparken bir yandan da böyle tadar. Böyle tabii. Bir yandan da götürür. Aynen. Bundan herhangi bir zararı var mı hocam? Yani şöyle aslında macun orada bizim için yardımcı kuvvet. Asıl gerekli önemli olan mekanik temizlik. Macunun miktarının tabii ki az olması gerekiyor. Fazlasını aldığında flordan ya da bir macundan bir sıkıntı tabii ki olmaz. Ama gerekli değil. Gerekli. Evet. Bir de ben hep şey söylerim. Bizde şey alışkanlığı vardır, fırçanın üstüne macunu sürünce bir suya tutarız. Gerek yok, o macunu yaparken zaten tükürükle köpürebilecek şekilde yapmışlar. Yapıyorlar. Siz daha fazla su koyduğunuzda ağzınızda daha fazla köpürdüğü için çocuk için de hem mide bulanabilir hem fırçalama süresi kısalır. Yani bizim için önemli olan etkin bir mekanik temizlik ve süresi. Aslında hepimiz saniye tutsak fırçalamamız 30 saniyeye geçmez. Ama biz hep deriz ki en az 2 dakika. Evet, el sağlığında olacak. Aynen öyle. Evet hocam, programın yarısına geldik. Geldik İnşallah mi? Reklamlardan sonra devam edelim. Tamam. Efendim reklamlardan sonra görüşmek dileğiyle. Evet reklamlardan sonra yine beraberiz. Bugün çocuklarda ağız ve diş sağlığından bahsediyoruz. Kiminle konuşuyoruz? Çok değerli konuğum Doktor Zeynep Başak Yılmaz hocamla devam ediyoruz. Evet. Şimdi hocam programın yarısında biraz tabii ordudan bahsettik. Hı-hı. Böyle işte diş fırçalamadan, süt dişlerinden bahsettik ama sizin değindiğiniz önemli bir şey var. Karbonhidratla beslenmeden bahsettiniz. Bu yanlış tarafımız nedir? Nelerde yanlış yapıyoruz? Hı-hı. Çocuklarda özellikle diş çürüğünde beslenmenin önemi nedir? Yani buradaki bir hatalarımızı bilelim, en azından bir düzeltmeye çalışalım. Şimdi şöyle en bebeklikten başlayacağım. Dediğim gibi anne sütü bile çürüğe neden olabilir. Eğer ki o oral florada çürük yapan bakteri varsa anne ama bu sütün beslemeyelim manasına gelmiyor değil mi? Değil tabii. Evet. O şu manaya geliyor, anne sütündeki bakteriyi karbonhidratı alır ve kullanır. Bu oral hijyene ilk diş çıkar çıkmaz dikkat edelim demek gerekiyor. Hı-hı. Sonrasında bizim Türk toplumunda hep şey biliniyor, şeker diş çürütür, şeker, çikolata falan. Oysa ki aslında dişi çürüten şeker değil karbonhidrattır. Karbonhidrat. Bu ne demek? Çürük yapan her gıdanın aslında tadı şekerli değildir. Çubuk kraker, cornflakesler, cips. Bunlar tadı şekerli olmayan ama karbonhidrat içeriği çok yüksek olduğu için aslında çürük yapıcı gıdalardır. Ana öğünler bizim için çok kritik değil. Çünkü ana öğünler ağza tükürük akışının fazla olduğu, sonrasında bizim fırçalama imkanı olduğu öğünler. Ama ara öğünler çok kritik. Ara öğünden kastım çocuğun elinde bir şeyle dolandığı zamanlar. Bu zamanlarda çürük yapıcı gıdalar yerine bizim diş dostu dediğimiz gıdaları seçmemiz gerekir. Bunlar nelerdir? Ayran, kefir, yoğurt, süt, peynir, taze sebze meyveler ve kuru yemişler. Mesela süt ve yoğurt veriyor aileler ama bunu meyveli, işte tatlandırıcılı veriyor. O da çürük yapıcı bir gıda. Olabildiğince daha protein, dediğim gibi taze sebze meyve ve kuru yemişe yönelmek gerekiyor ara öğünlerde. Mesela asitli içeceklere hiç girmiyorum. Zaten olabildiğince çocuğun aşırı uzak durması gerekiyor. Evet. Şimdi hocam böyle bazı gastroenteroloji hocaları böyle o çocuğu sınava alırlar. İşte tıp fakültesi öğrencisinden. Ondan sonra derler ki böyle hadi bakalım sana şimdi bir ekmek veriyoruz veya işte bahsettiğiniz gibi işte böyle bir karbonhidrat gıdası besliyoruz. Bir sindirmeye başla derler. Şimdi karbonhidratların sindirme ağızda başlar. Evet, öyle değil mi? Kesinlikle. Yani şimdi ve tek sindirimin olduğu ilk şey de o bahsedilen işte enzimler. Şimdi böyle bir baktığımız zaman karbonhidrat toplumuyuz, tahıl toplumuyuz. Kesinlikle. Talihsizliğimiz buradan mı geliyor? Yani bizim geliyor. Sıkıntımız mesela Anadolu'ya bakarsanız çölyak hastalığı çok fazla görülüyor. Hı-hı. Bir tahıl toplumu olmamızdan dolayı bugün Türk toplumunun belki de 700-800 bin üyesinde çölyak olması gerekirken biz sadece 70-80 binle şey yapabiliyoruz. Hı hı. Tahıl gibi çok güzel bir protein, gluten gibi çok güzel bir protein. Aslında baktığınız zaman bize zarar veren de bir tarafı var gibi duruyor. Aynen değil mi öyle hocam? Evet kesinlikle. Mesela paketli gıdalara yönelim çok fazla. Hı hı. Kendi çocukluğunuzla kıyaslarsanız. Yani birazcık doğallıktan uzaklaştıkça paketli gıdalara, tam tahıllı olmayan ürünlere erişimimiz fazlalaştıkça çürüğe daha
zemin hazırlayan bir ortamımız oluyor. Oluyor değil mi? Hı hı. Şimdi bu şey diyoruz değil mi? Sindirilmesi kolay olan gıdalar, evet, tabir ettiğimiz bir gıda grubu var. Hı hı. Aslında bir yönden de benzer taraflarımız var. Çünkü bağırsak florası dediğimiz flora bakterileri de en çok karbonhidratı seviyorlar. Kesinlikle. Özellikle de sindirilemeyen karbonhidratlar veya mesela bazı şeyler var. İçerisindeki şeker yükü çok fazla. Hı hı. Yeterli miktarda insülin salgılatamadığından dolayı 12 parmak bağırsağına geçince oradaki ileum dediğimiz ince bağırsak alanında çok fazla bakterilerle haşır neşir olmaya başlıyorlar ve arkasından sindirilme problemi olduğu için gaz çıkartmaya başlıyor ve göbeklerimiz şişmeye başlıyor. Evet. Özellikle de huzursuz bağırsak hastalığı dediğimiz hastalarda çok görüyoruz. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman bizim temel problemimiz ağızda başlıyor değil mi? Yani tabii mesela ki sindirim sisteminin başlangıç yeri zaten. Değil mi? İyi öğütemediğimiz bir gıda mideye bağırsağa geçtiği zaman bizi daha çok rahatsız Kesinlikle ediyor değil mi hocam? Öyle. Şimdi burada ne yapmamız lazım? Şimdi iyi çiğneyeceğiz diyeceğiz ama iyi çiğnemek dışında başka bir şeyimiz var mı yapacağımız? İşte dişlerimize bakacağız. Başka bir öneriniz oluyor yani mu hocam? Yani şöyle, beslenmeye bir kere doğru şekilde yönlendireceğiz. Hı-hı. Dediğim gibi ana öğün ve ara öğünleri doğru seçeceğiz. Evet, oral hijyenimiz iyi olacak. Bir de bize yani diş sağlığı için söylüyorum, bize yardımcı olabilecek şeyler var. Aslında bu bağırsak sağlığı için de olduğu gibi prebiyotik, hı-hı, ve probiyotikler. Hı-hı. Bunların ağız florasının üzerindeki etkisi de çok net bir şekilde kanıtlanmış. Bunlardan fayda sağlayabiliriz. Şimdi aslında çok farklı bir konu ama biz biraz daha diş çürüğünden bahsedeceğiz ama tabii, klinik pratikte çok fazla ağız kokusu geliyor bana. Hı hı. Yani o kadar çok geliyor ki işte midede Helicobacter pylori ile ilişkiliymiş hocam, bir bakabilir misiniz? Reflümüz var, ondan mı falan? Ben hep hastalara şunu söylüyorum. Ağız adı üstünde, evet, ağız kokusu. Yani ağza gelen bir koku. Diyorum ki bağırsaktaki bakteriler gibi ağzımızda da zararlı bakteriler var ve maalesef bunlar koku yapıyor. Tabii mide ile ilişkili olanlar var mı? Daha doğrusu gastrointestinal sistemle işte divertikül dediğimiz şeylerde ağız kokusu olabiliyor ama ileri seviye reflüsü olmayan, işte sıradan bir insan, herhangi bir problemi olmayan bir insanda ağız kokusu varsa bu da ağız hijyeniyle alakalı, öyle değil mi hocam? Burada yani da bizim için ağız kokusu %90 etken ağızdır. Hı hı. Ya, orada zaten bir çürüğünüz varsa ya da bir diş eti enfeksiyonunuz varsa zaten bakteri floranız hep kötü olduğu için koku olur. Hı hı. Hiçbiri yoksa da çok ciddi bir plak birikimi vardır. Yani oral hijyeniniz yetersizdir. Hı hı. Biz oral hijyen deyince hep dişleri fırçalamaktan, aynen, bahsettik ama bir de yumuşak dokular var. Dil, yanak gibi bakterinin ürediği yerler. Tüm bunları eledikten sonra hastada hala bir ağız kokusu varsa biz ilk KBB'ye yönlendiririz. Bir geniz akıntısı, sinüzit problemimiz, hı-hı, var mı? Sonrasında da size yönlendiririz herhangi bir mide problemimiz var mı diye. Hı-hı. Ama dediğiniz gibi %90 sebep oral hijyen, sebepli ağızla ilgilidir. Evet, ağız hastalara kokusunda dediğimiz kadar değil mi? Meslektaşlarımıza bunları kesinlikle da anlatalım öyle, ki evet, gereksiz bir iş yükü olmasın. Aynen değil mi öyle hocam? Evet. Şimdi hocam geldik diş çürüğüne. Diş çürüğü nedir? Biraz önce bahsettiğiniz, evet, ama nereden başlıyor, nasıl oluyor ve önlenebilir mi? Onlardan da bahsedelim şimdi isterseniz. Şimdi az önce söylediğim gibi diş çürüğünü bir mikroorganizma, birkaç mikroorganizma topluluğu yapıyor ve biz artık bunun adı sanı belli. Yani hastaların hep bize sorduğu bir soru vardır. Diş çürüğü genetik mi? Hayır, değil. Bir enfeksiyöz, bulaşıcı bir hastalık, grip gibi. Hatta, hı, dünyanın en yaygın ikinci hastalığı gripten sonra. Hı hı. Ve dişten dişe, kişiden kişiye bulaşıyor. Ne oluyor? Bakteri geliyor, sizin oral bir hijyeniniz iyi değilse o plaktaki karbonhidratı metabolize ediyor ve asit üretiyor. Bu asit de sizin vücudun en sert yeri dediğimiz mineyi çürütüyor. Hı hı. Bu tabii ki önlenebilir bir hastalık. Her hastalık gibi. Nedir? İyi bir ağız hijyeni, iyi bir beslenme, düzenli diş hekimi kontrolü ve gerekli koruyucu önlemler. Bunların yapıldığında önüne geçilemeyecek herhangi bir diş çürüğü yok. Hocam bir de şunu sorayım. Özellikle yani tabii biz bunu çocuklarda çok konuşmak uygun değil ama yine de sorsak ailelerde bunda haberdar olsalar. Son dönemlerde çocuklarda bir sigarada artış var mı? Böyle bunu gözlemliyor musunuz? Evet. Yoksa yani çünkü ben Hatay'da da çalıştım. Orada özellikle çocukluk çağında her ne kadar çok hasta bakmasam da psikiyatri uzmanları arkadaşlarım birçok bağımlılığın, özellikle madde bağımlılığının ve bu gibi bağımlılıkların çok fazla olduğunu söylüyorlardı. Hı hı. Bunun çok küçük yaşlara indiğini söylüyorlardı. Sizin de klinik gözleminizde böyle şeyler var mı hocam? Çocukluk çağı olmasa bile bizim erken ergenlik dediğimiz dönemde evet var. Hı-hı. Ne yazık ki var. O açıdan da değil mi ailelerin biraz kesinlikle daha uyanık olması gerekiyor. Evet hocam. Şimdi süt dişleri çürüdüğünde ne yapalım? Yani şimdi süt dişleri
aman çürüsün nasıl olsa yenisi çıkıyor diyelim mi? Yoksa işte bizim ufakla yaptığımız gibi böyle bir dolgu yaptıralım mı? Yani şöyle, tabii ki süt dişleri çürüdüğünde muhakkak tedavisi yapılması gerekiyor. Burada ben birazcık negatiften gideyim. Tedaviyi yaptırmazsak ne olur? Evet. Şimdi öncelikle çocukta ilk şu başlar, yemek yerken bir ağrı. Buna bağlı olarak yemek yeme isteğinde azalma. Mesela lifli gıdalar araya kaçtığı için lifli gıdaları tercih etmeme. Bunlar bir diş çürüğünün bir çocuğa verebileceği en masum zararlar. Sonra artacak. Ne başlayacak? Gece uykudan uyanma ve apse. Bir de süt dişlerinin mineral yapısı daimi dişe göre daha az olduğu için çürük çok hızlı ilerler. Sizde bir senede gelecek hale çocukta 3 ayda gelir. Sizin dişiniz apse yapsa sizde sistemik belirti olmaz. Çocukta hemen ateş çıkar, halsizlik başlar. Yani çocukta tablo yetişkine göre hep fazla fazla ileri gider. Sonrasında diş kayıplarına gider. Peki biz dişlerimizi kaybettik. Çocuk neyle beslenecek? Evet. Çene gelişimi bozulacak. Bunlara baktığımızda muhakkak ve muhakkak süt dişleri kurtarılabiliyorsa gerekli bütün tedavilerin yapılması gerekiyor. Evet. Şimdi hocam aslında biraz bahsetmiştik ama şimdi... Hani bu toplumsal olarak yaptığımız yanlışlardan bahsettik. İşte çocukların diş hekimiyle korkutulması evet. gibi. Şimdi bu korkusu oluşma safhasında engellemek adına neler yapabiliriz? İşte ben mesela sizin şeyinizi görüyorum. Mesela işte nasıl diyeyim işte sertifikalar vermeler, evet. ondan sonra şeylerin, dolguların, renklerin farklı evet. farklı olması veya işte formanızdaki bir görüntü bile çocukları etkiliyor herhalde tabii, değil mi hocam? Tabii, bunların tabii. klinik çalışmaları yapılmıştır kesinlikle, muhakkak. Kesinlikle aynen. Önlük çalışması bile yapıldı. Yani şöyle söyleyeyim. Öncelikle anne babalar biz hep şey deriz, hani ilk diş ilk fırça dedik ya. İlk diş ilk muayene. Neden? Biz çocuğu muayene edeceğimizden değil. Bir kere anne babayı doğru eğitmek. Sonrasında düzenli diş hekimi kontrolü. Çocuk büyüdükçe bize alışacak. Yani çocuk sıkıntısı ve sorunu olduğunda değil, bizle daha önce tanışacak ve o güveni sağlayacak. Ve sonrasında herhangi bir dişle ilgili bir sıkıntı varsa biz bunu apseler, ağrılar, kanal tedavileri, çekimlerden önce yakaladığımız için ve çocuk o güveni bize duyduğu için çok rahat, çok daha basit tedavilerle halledebiliyoruz. Diş hekimi korkusunun önüne geçmek için çocuğunuzun diş hekimine güven duyması lazım. Yani çocuğu bırakın, beni bile şimdi dur bir kez, ilk kez götürün bir diş hekimine, apsem olsun ve ben çok sevimsiz, hiç bilmediğim bir tedavi görmek zorunda kalayım, o diş hekimine bir daha ben de gitmem. Burada rutin kontrol çok önemli. Doğru diş hekiminin yaklaşımı çok önemli. İşte zaten bu noktada aslında biz çocuk ağız diş sağlığı uzmanları giriyoruz devreye. Çünkü biz bunun özel eğitimini aldık. Mesela bize bir hasta geldiğinde, diyelim ki son evrede geldi, zor bir tedavi yapmamız lazım. Bizim odak noktamız ilk başta çocuğun dişini tedavi etmek olmaz. Çocukta korku oluşturmadan tedavi etmek olur. Ortamı anlatırız. Ortamı anlattıktan sonra kullanacağımız bütün aletleri, yapacağımız her şeyi hiçbir yalan olmadan çocuğun anlayabileceği bir dille anlatırız. Biraz oyunlaştırarak. Ve sonrasında da tedavimizi bu şekilde yaparız. Ama asla yalan söylemeden, çünkü o güveni bir kere kaybederseniz, ya mesela acımayacak deyip acırsa bir sıkıntı olur. Orada onun hissedeceğini onun anladığı şekilde anlatmanız gerekiyor. Şimdi hocam bir de şeyi söyleyeyim. Yani bizde tabii öykü çok, ben bu programda da çok öyküden bahsediyorum ama aslında kimseyi yermek adına değil. En azından işini doğru yapan insanların övülmesi gerektiği kanaatindeyim ki siz de bu manada çok kısa sürede birlikte çalışma imkanı bulduk ve geri bildirimleriniz en azından, çünkü çocuklar riyakar değildir. Öyle kesinlikle değil mi hocam? Evet, yani evet. Çocukların o güzel tarafı var. Riyakar olmadığı için sizi direkt objektif olarak işte Zeynep teyze ben gitmek istiyorum evet. şeklinde geri dönüşler oluyor. Şimdi ben işte ortanca kızımı Ankara'da bir hekim arkadaşımıza götürdüğümde daha çok küçük, yani daha böyle ilkokula daha başlamamıştı. Dişinde problemleri var. Elinde o şeyi tutuyor, aspirasyon şeyini tutuyor. Tabii her defasında koluna şöyle şöyle bir hareket yapıldığı zaman çocuk bir anda korkmaya başladı. Normalde hiç korkmayan çocuk. Ya yani aslında oradaki materyal en masum materyal. Yani çocuk yani için biz söylüyorum. Onu mesela daha kullanmadan önce bak bu filortum deyip eline veriyoruz. Senin ağzındaki mikropları çekecek diyoruz. Hatta gerekirse önce o benim ağzımdan çekiyor, sonra ben onun ağzından başka bir tüple çekiyorum. Şimdi çocuk bunları önceden bilmezse korkar. Ya insan dediğiniz acı çekmekten ve bilinmezlikten korkar. Bunu çocuğun anlayabileceği şekilde anlatmanız gerekiyor. Evet. Ve mesela o yargılamak değil mi? Mesela beni yargılayabilirsiniz, sizi yargılayabiliriz ama onlar mı yargılanamayacak varlıklar? Aynen yani öyle, çok farklı. Kesinlikle. Ondan dolayı bu işte empati
herhalde çok önemli. Şimdi hocam, daimi dişlerden bahsedelim isterseniz biraz da. Niye daimi dişlerden bahsediyoruz? Esas hayatımızın en uzun süre vakit geçireceğimiz dişler onlar olacaklar. Biraz bahsettiniz aslında çıkacağı yaşlardan bahsedeceksiniz ama bu dişler tam olarak kaç yaşında tamamlanır ve ilk ne zaman çıkmaya başlar? Şimdi ortalama olarak 6 yaşında daimi dişlerimiz çıkmaya başlar. 6 yaş dişleri dediğimiz birinci büyük azılar bizim için çok önemli dişler. Hiçbir süt dişi dökülmeden çıkarlar en arkadan. Çoğu aile onların çıktığını fark etmez bile. Çünkü işte ateştir, sistemik bir belirti vermez. Belki lokal ağrı yapar ve onları süt dişi zannederler. Ve çocuğun bu dönemde süt dişinde bir çürük varsa bu birinci daimi azılar %100 çürür. Şu an Türk toplumunda yetişkinlere baktığınızda %90 bu birinci büyük azılar ya dolgulu ya çekilmiş ya da çürük. Şimdi düşündüm. Benimkilerin hepsi dolgulu. Aynen öyle. O yüzden bizim için o dişler çok önemli. Bir de daimi dişler ilk çıktığında ilk 3 sene mineralizasyonları tamamlanmamış olur. Çok daha kolay çürüyebilir durumda olurlar. Bir de ailelerin haberi olmadığı için bu dişlerin daimi diş olduğundan çocuk tek başına fırçalama yapıyorsa onların fırçalaması çok zor olur. O anlamda bu dişler, bu birinci büyük azılar bizim için çok değerli. Sonrasında bu 6 yaşından 12 yaşa kadar bir süreç var. Bizim karışık dişlenme dediğimiz bir süreç. Yani ağızda hem süt dişi var hem daimi diş var. Burada süt dişinde olan her çürük daimi dişe yansır. O yüzden süt dişleri çok önemli. Onun dışında bu dönem şundan önemli. Bir çapraşıklık var mı? Çenesel bir problem. Eksik bir daimi diş var mı? Bunların hepsi erken teşhis dediğimiz dönemde çok zor, karmaşık ortodontik tedaviler gerekmeden halledebiliriz. Bu süreç bizim için o yüzden önemlidir. Daimi dişlerin çıktığı süreç. Daimi dişlenme 12 yaşında biter. Bir de sonra bir 20 yaş dişi çıkarsa çıkar 18 gibi. Ama bizim için 12 yaşında daimi dişlenme biter. Şimdi dikkat edeceklerden biraz bahsettiniz ama ben yine çocukluk çağında örnek vereyim. Yurt dışından akrabalarımız gelirdi. Bakardım çocukların hepsinde işte bir dişlik var, ondan sonra bir tel var. Biz de kara düzen işte devam ediyoruz. İşte şöyle bakıyorum da sanki bu bilinç değil mi? Bu çapraşık dişler dediğimiz bu ortodontik tedaviler artık toplumumuzda yaygınlaşmaya başladı. Yanlış mı görüyorum Zeynep hocam? Tabii yani o bilinç arttı değil mi? Arttı. Eskiden batıdan gelen insanlarda olurdu daha yok, çok. Yok arttı. Artık böyle şu alt ön dişler biraz geriden gelsin. Hemen anne babalar geliyor hocam bu geriden geliyor ne yapalım diye. Eskiye göre tabii ki çok daha fazla arttı. Şimdi hocam şu daimi dişlerde biraz önce bahsettiniz ya 12 yaşına kadar şunlara dikkat edelim falan diye. Çocukluk çağımızda hepimizin bir sürü travmaları vardır. Evet. İşte ben mesela kolumu kırmışımdır ondan sonra kimileri ayağını kırar falan derken bir de bu salıncaklar var. Yani bu salıncaklardan da böyle çocukların işte dişi kırılır. Efendim birçok sıkıntılı şeyler olur ama en çok böyle günlük hayatta gördüğümüz zaman böyle çocukların dişi kırılmaya başlar. Evet. Kimilerinin de şey dişi kırılır. Yani nedir onun adı? Kalıcı dişleri kırılır. Şimdi siz bu durumda ne yapıyorsunuz? Yani bu çocukları kaderine mi terk ediyoruz? Şöyle biraz geniş olarak anlatabilir miyiz bunları? Şimdi travma dediğimiz şey dediğiniz gibi çok şey. Salıncaktan düşer, arkadaşıyla çarpışır, düşer, masaya vurur. Bir sürü şey olabilir. Bunun dışında da sonucu olarak bir sürü farklı travma sonucu görebiliriz. Şimdi burada çocuğun genel sağlığıyla ilgili acil bir sıkıntılı durum yoksa, durum sadece lokal olarak diş ve ağız çevresiyle ilgili ise çok hızlı bir şekilde diş hekimine başvurmaları gerekiyor. Çünkü travma vakalarında bizim yapacağımız tedaviyi en çok etkileyen şey süredir. Başarımızı etkileyen. Ne kadar kısa sürede müdahale edebilirsek o kadar iyi sonuç alıyoruz. Diyelim ki dişiniz kırıldı. Bu tabii ki süt dişi, daimi diş ayrılır ama ben daimi diş üzerinden konuşacağım. Daha çok ön dişler kırılır ama bu arkada da olabilir. Bulabiliyorsak kırık parçayı bulmak gerekiyor. Ve onu temiz bir suyun içinde hekime ulaştırmak gerekiyor. Çünkü biz estetik olarak da daha iyi sonuç verdiği için kırık parça eğer uygun durumdaysa kırık parçayı kullanabiliyoruz restorasyonda. Onun dışında ne oluyor olabilir? Diş sallanıyor olabilir. Bu durumlarda bizim splintleme dediğimiz sabitleme yöntemleri yapılması gerekiyor. Bir enfeksiyonu engellemek için belki bir antibiyotik veya lokal bir antibiyotik tedavisi başlamamız gerekiyor. O yüzden travma vakalarında çok önemli olan şey bir an önce hızlı şekilde diş hekimine ulaşmaktır.
Peki burada yani yine çocuk diş hekimi önemli değil mi hocam? Tabii ki. Yani, çünkü biz travmatoloji bölümünde sözünüzü kestim. Hı. Bununla ilgili çok ciddi bir eğitim alıyoruz. Değil mi? Yani evet. Çünkü bir de bu çocuğun hayatını etkileyecek. Yani tabii. Siz buna işte böyle tabiri caizse uydurmasyon, kaydırmasyon, bir yapıştırma bir şey yaptığınız değil. Zaman değil mi? Aynen, çocuk öyle. Ömür boyu evet. Bunun sıkıntısını dişini yaşıyor. Kaybedebilir. Bile. Kaybedebilir. Doğru bir takip ve teşhis ve tedavi planı yapılmazsa daimi dişini kaybedebilir bile. Evet, yani buradan da bir mesajımızı verelim. Böyle evet. Bir durum olduğu zaman kesinlikle o dişi hemen atmasınlar. Şey kesinlikle. Yapsınlar. Peki hocam, ön diş yerinden çıkmışsa ne yapacağız? Burada süt ve daimi diye ayırıyoruz. Yerinden çıkan süt dişi ise hiçbir şekilde biz yerine yerleştirmeyiz. Ama gene çevre dokulardaki hasarın durumuna bakmak için muhakkak bir diş hekimine gitmeleri lazım. Tamam biz süt dişini yerine yerleştirmeyeceğiz ama çevre kemik dokularda ne hasar var? Diğer dişlerde ne hasar var? Gene bir diş hekiminin hızlı bir şekilde görmesi gerekir. Eğer yerinden çıkan diş daimi dişse yerine yerleştiriyoruz. Burada aile ne yapabilir? Gene genel ve acil bir sağlık problemi olmadığını varsayıyorum. Hızlı bir şekilde diş hekimine ulaşması lazım. Dişi bulduk. Hiçbir şekilde köküne dokunmadan bu bizim ağızda gördüğümüz kron dediğimiz kısma dokunarak akan su altında yıkayacak. Ancak orada canlı bir doku var kökün üstünde ve bize çok değerli. Hı hı. Asla bir fırçalama, elle temizlik yapmadan. Ve sonra isteriz ki hastanın ailesi dişi yerine yerleştirsin. Bu idealidir. Hı hı. Ama çoğu anne baba bunu kesinlikle yapamaz. Yapamayacaklar için de diyoruz ki süt içerisinde mümkünse light süt içinde bize getirin. Ben kakaolu süt içinde de geldiğini gördüm. Ama mümkünse sade olursa bu süt oradaki dokuların en sağlıklı bir şekilde bize ulaşmasıdır. Ondan sonrasında biz dişi yerine yerleştirip dişin durumuna göre gerekli kanal tedavisi ve sabitlemeleri yapıyoruz. Yapayım. Ki o daimi dişi o çocuk ömür boyu kullansın. Evet. Şimdi hocam son olarak şunu sorayım. Özellikle çalıştığınız kurum itibariyle sedasyon ve genel evet. Anestezi altında çok işlem hı-hı. Yapıyorsunuz. Hatta bu belki de bu kurumların en güzel avantajlarından evet. Biri. Ben kızımdan da bildiğim için. Şimdi hangi durumlarda daha çok bunları tercih ediyorsunuz? 5 yaş altı çocuklarda ortalama olarak söyleyeyim. Ne kadar profesyonel ya da iyi yaklaşırsanız yaklaşın. Yaşa bağlı olarak bu tedavileri çok kabul edemiyorlar. Bunun dışında yaştan bağımsız gelen çevresel faktörlerle, aileden gelen şeylerle çok ciddi diş hekimi fobisini kıramadığımız hastalarımız oluyor ki acil tedaviler gerektiren. Ya da engelli bireyler. Özel çocuklarımız oluyor. Aynen. Değil mi ya da engelli bireyler. Bunların hepsinde kesinlikle bu iki tedavi yöntemini tercih ediyoruz. Peki bunlarda özel bir risk var mı hocam? Böyle genel anestezi altında yapmanın size daha mı kolay oluyor sizin açınızdan? Nasıl oluyor? Şimdi şöyle tabii ki tıp alanında yapılan her girişimin bir riski vardır. Aslında önemli olan bu risklerin farkında olup önlemlerini almak. Bizim açımızdan da hasta açısından da bu yöntemlerin çeşitli avantajları var. Gerekli zaten tam teşekküllü bir hastanede tüm kan tahlilleri yapıldıktan ve anestezi uzmanı gördükten sonra yapılmasını öneriyoruz. Bizim açımızdan ben hep şöyle örnek veririm. Kafasını sallayan birinde saç kesen bir berber düşünün. Nasıl iyi kesemezse ben de tabii ki genel anestezi altında işimin kalitesi çok daha fazla artıyor. Çok daha iyi işler çıkarabiliyorum. Aile açısından doğru kısımsa 8, 9, 15 çürüğü olsun tek seansta bu çürüklerden kurtulma fırsatı buluyorlar. Evet. Değerli hocam çok güzel akıcı bir program oldu. Çok güzel şeylerden bahsettiniz. Açıkçası yani 3. basamak hizmeti verdiğinizi görüyoruz klinik pratikte de. İnşallah yıllar boyu birlikte çalışırız. İnşallah. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. İnşallah bir başka programda sizi tekrar misafir etmek isterim. Çok teşekkür ederim. Gülen yüzünüz solmasın efendim. Sağ olun sizin çok de. Sağ olun. Evet bu haftada çok güzel bir konudan bahsettik. Çocuklarda ağız ve diş sağlığından bahsettik. İnşallah bir dahaki haftaya görüşmek dileğiyle efendim. Herkese iyi akşamlar, herkes için sağlık diliyoruz. Özel Ordu Medikal Park Hastanesi herkes için sağlık programını sundu.